Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin savunma sanayi alanında son dönemlerde gerçekleştirmiş olduğu büyük atılım dünya çapında dikkat çekmeye devam ediyor. Amerika'nın en saygın ve kaliteli gazetelerinden biri olan Wall Street Journal gazetesi, Türkiye için küresel bir oyuncu haline gelen silah üreten güç merkezi ifadelerini kullandı. Türkiye'nin yerli ve milli bir şekilde savunma sanayisindeki başarılarının ele alındığı yazıda, üstün başarılar elde eden Türk SİHA'larının yanında insansız deniz araçlarımızdan ve insansız kara araçlarımızdan da bahsedildi. İnsansız hava araçları, insansız deniz araçları ve insansız kara araçları Türkiye'yi silah sanayisinde güç merkezi haline getirdiği başlığını kullanan Wall Street Journal, Türkiye'nin sadece 20 yıl gibi kısa bir süre içerisinde silah üretimi konusunda küresel bir güç haline geldiğini anlattı. Wall Street Journal devamında Türkiye'nin silah üreten bir güç merkezi olma projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için meyvelerini vermeye başladı ifadelerine yer veriyor. Yerli ve milli üretimimiz olan silahlı ve silahsız insansız hava araçlarımızın dünya çapında elde ettiği başarılardan bahseden gazete, özellikle son dönemde yaşanan Ukrayna-Rusya geriliminde Bayraktar TB2'lerin oynadığı role dikkat çekiyor. Rus işgaline karşı güç dengesini değiştirdi ve dünyadaki çatışmaları tersine çeviriyor gibi övgü dolu cümleler sarf eden Amerikan gazetesi, Erdoğan hükümetinin savunma sanayi alanında dışa bağımlılık oranını ciddi oranlarda düşürdüğünden ve artık Amerika ve benzeri ülkelere ihtiyacı kalmadığından okurlarına bahsetmeyi ihmal etmedi. Aynı zamanda Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'le de röportaj gerçekleştiren Wall Street Journal gazetesi, İsmail Demir'in %100 bağımsız olmaya çalışmanın mümkün ve mantıklı bir şey olmadığını biliyoruz. Buradaki anahtar ne zaman olursa olsun ulusal çıkarlarımızı korumamız gerektiğidir ifadelerini de yazısına ekledi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askeri modernizasyon programının bir parçası olarak 2019 yılında iki partiden oluşan toplam 6 adet Bayraktar TB2 ve 3 adet yer kontrol istasyonu satın almıştı. Hava araçlarının başarıyla kullanılmasının ardından Ukrayna Deniz Kuvvetleri 5 Bayraktar TB2 siparişi verdi ve ilk Bayraktar TB2'yi Temmuz 2021'de teslim aldı. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zaluznyi, Report'a verdiği bir röportajda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri envanterinde 12 adet TB2 bulunduğunu ve 24 adet daha Bayraktar TB2 almak istediklerini o dönem için açıklamıştı. 9 Nisan 2021 tarihinde Ukrayna tarafından Bayraktar TB2 keşif ve gözlem amacıyla Donbas üzerinde kullanıldı. Bu uçuşla birlikte Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Bayraktar TB2'yi ilk kez aktif bir çatışma bölgesinde kullanmış oldu. Ekim 2021'de Bayraktar TB2 Rus ayrılıkçı kuvvetlerine ait bir D-30 obüsünü etkisiz hale getirmişti. Böylelikle Ukrayna ilk kez Bayraktar TB2 kullanarak bir hedefi vurmuştu. 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında Bayraktar TB2'ler aktif olarak rol oynamaya devam ediyor. Savaşın ilk gününde Rusya Savunma Bakanlığı 4 adet TB2 SİHA'yı imha ettiklerini iddia etmişti. Ancak bu iddia ne Ukrayna tarafından ne de bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı. Ayrıca imha edildiği iddia edilen Bayraktar TB2'lere ait herhangi bir video ya da fotoğraf yayınlanmadı. 27 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Twitter'dan Herson bölgesinde Bayraktar TB2 tarafından vurulan bir Rus askeri konvoyunun videosunu paylaşmıştı. Silahlı Kuvvetler tarafından yayınlanan video görüntülerine göre Bayraktar TB2 insansız hava araçları, bir tank ve karadan havaya füze sistemi de dahil olmak üzere Rus askeri araçlarını başarıyla imha etti. Ayrıca Bayraktar TB2'nin 2 Rus yakıt trenini de imha ettiği bildirilmişti. Çatışma sırasında Bayraktar TB2 SİHA özellikle hava savunma sistemlerine odaklandı. Bayraktar TB2 13 Mart itibarıyla 1 adet Pantsir S1, 1 adet 9K330 Tor, 5 adet 9K37 Buk dahil olmak üzere 8 adet hava savunma sistemini imha etmiştir. Bunun yanı sıra Bayraktar TB2'ler 5 kundağa motorlu top, 2 lojistik malzeme taşıyan tren, 2 komuta kontrol merkezi, bir çok namlulu roket atar sistemi, 24 askeri araç, kamyon ve jipi imha etmiştir. Bayraktar TB2'lerin Ukrayna'daki popülaritesi bir şarkıya neden oldu. Silahlı insansız hava aracımız hakkında yazılan Bayraktar isimli şarkı Rus ordusuna ve işgale hakaretler yağdırdı. 13 Nisan 2022'de Ukrayna tarafından batırılan Rus kruvazörü Moskva'nın savunma sistemlerinin Bayraktar TB2'ler tarafından aldatıldığı iddia edildi. Dünya çapında Bayraktar TB2'ler hakkında yapılan yorumlara da kısaca bakacak olursak, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace yaptığı bir açıklamada Bayraktar TB2'lerin Suriye, Libya ve başka yerlerde yüzlerce zırhlı aracın ve hatta hava savunma sistemlerinin imhasından sorumlu olduğunu, söylenen kayıp rakamlarının yarısının bile doğru olduğu kabul edilirse Türk insansız hava araçlarının oyunu değiştirdiğini söyledi. The Guardian'daki bir haberde TB2'lerin bölgedeki askeri dengeyi hızla değiştirdiği söylendi. Orta Doğu Enstitüsü Terörizm ve Aşırılıkla Mücadele Programı'nın kıdemli bir üyesi ve yöneticisi olan Charles Lister, Türk insansız hava araçlarının Suriye rejiminin hava savunma sistemlerini imha etmesinin emsalsiz bir şey olduğunu söyledi. Son olarak Avrupa Dış İlişkiler Konseyi kıdemli politika üyesi Gustav Gressel, Türkiye ve Azerbaycan tarafından Karabağ Savaşı'ndaki insansız hava araçlarının kullanımının Avrupa'ya endişe vermesi ve onu düşündürmesi gerektiğini söyledi diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.